Türk futbolunun geleceğine önem veren program geleceği dönüşte her hafta bir genç yıldızımızı anlatmaya, genç potansiyeli, genç yıldız adayını anlatmaya çalışıyoruz. Bu haftaki seçimimiz Fenerbahçe'den Fatih, Yiğit, Şanlı Türk. Fatih daha çok kullanıyormuş ama Yiğit diyen de var. Fatih diyelim biz. Tamam. Fatih Şanlı Türk olarak söyleyelim. 2003 doğumlu Fenerbahçeli oyuncu. Orta saha. her iki ayağında kullanıyor. Esas ayağı sağ ayak. Ama mesela Erol Hoca bu flash bilgiyle başlayayım aslında. Erol Hoca e, antrenmanlardan sonra onu sol ayağıyla korner kullandırtıyormuş mesela. Vay, süper. Sol ayağını daha da geliştirebilmek için. E, böyle bir oyuncu onu daha çok Sosa'nın daha fazla iki yönlü oynadığı haline benzetiyorlar tarz olarak. Sosa ile bu arada yani arası da iyi takımda, A takımla birlikte çalışıyor tabii ki. İngilizce konuşuyor. Sosa ile iletişim iyi yani, arası iyi. İdol olarak gördüğü isim, takip ettiği isim Manchester City'den Kevin De Bruyne. E, Sisse ve takımda arası iyi. Onları anlatırım bu takımdaki şeylerini. tarz olarak bu şekilde görünüyor. Bu sezon... 11 Ocak'taki Erzurum maçında 4 dakika oyuna girdi. 18 Ocak'taki Ankara gücü maçında 12 dakika oyuna girdi. 7 kez kadroya alındı. Kasım 2020'de Fenerbahçe profesyonel sözleşme imzalamış. 3 yıllığına bir anlaşma yapmış bir oyuncu. Nasıl görüyorsun Fatih'in geleceğini? Bir sürü bilinmeyenleri ile ilgili notlarımız var. Onları da geçeceğim. İdolden gireyim. bence oyuncunun idoli de çok doğru. Kevin De Bruyne tarzı olarak e, benzetme de çok doğru. Kadro içindeki benzetme de çok doğru Sosa. Neden? Ee, Fatih de aslında forvet arkası gibi başladı. Sonrasında 8 numaraya dönüştü daha doğru olarak. E, ee, forvet arkasında hatta ben onun maçını izlediğimde U15'ti. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde izledim onu U15'te. Galatasaray'ın işte Bartu'nun, Emin'in olduğu takım. Ee, Fenerbahçe'de de o, en dikkat çeken oyuncu o maçta. 2019 Mart'tı galiba. Ee, Fatih'ti. 10 numara gibi oynuyordu. Hatta forması da 10 numaraydı ama bir 8 numara havası vardı. sık sık böyle kendi ceza sahası önüne gelip oradan top alan, hareket eden, kanalları zorlayan bir oyuncu. Hemen dikkat çeken bir oyuncuydu. Fizini çok iyi kullanıyor. Yani çok böyle kuvvetli bir oyuncu değil ama şu fizini şöyle doğru kullanma. Sergen Yalçın örneğini vereyim. Sergen Yalçın ligin göre en zeki oyunculardan bir tanesiydi. Her şeyden öte. hani yeteneği geçtim. Zeka, zeka açısından, oyun zekası açısından en bitik halinde bile acayip katkı veriyordu bu yüzden. Fizik olarak en gitmediği halde bile büyük katkısı vardı. Hatta onunla işte sorun yaşamıştı Tigana. Ee, o bir Zenit maçı öncesinde mecburen Sergen'e düştü, ona sarılmıştı. Ve Sergen Yalçın uzun zamandır oynamıyor olmasına rağmen, fizik olarak hiç ol, iyi olmasına rağmen çok iyi maç çıkartmıştı. Çünkü şöyle, sürekli filki kazan, sürekli serbest suç kazandırıyordu. Topu vuruyordu, savunmayla kendisi arasında tur faal oluyordu. Vuruyordu, vücudunu koyuyordu, faal oluyordu vesaire. Fatih'te de, de mesela o maç o zekayı görmüştüm. Ee, çok acayip atletik bir oyuncu değildi. Ama topu vuruyor hemen şeyde savunmacılar arasına giriyor. Zaman kazandırıyor. koş koşu yapacak oyuncuya Fiziği vesaire. Için şöyle diyorlar bu arada. 1.80 boyunda bir oyuncu. Zayıf gibi görünse de Heh. vücudu dolu gibi diyorlar. Yani bu yüz Gustavo'yu da öyle görürüz mesela. Evet, evet. Çok incedir. Ama aslında tık 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 böyle şey çok, çok e, iyi yaptı. Yani. O yüzden hani diyorum ya bakınca böyle acayip ha, kuvvetli alan demezsin ama sert yani dirençli bir oyuncu. Dediğin gibi kuvvetli bir oyuncu. Zaten hani kalıplı ile kuvvetli arasında fark oluyor. Aynen. Yani kalıplı başka. Mesela Larin kalıplı gözüküyor ama ondan daha zayıf gözüken daha kuvvetli oyuncu vardır. Ee, örnek olarak gösteriyorum. Ee, Fatih'te de o hava var. Ya, yani özellikle U15 işte genç yaş kategorisinde bunu daha da hissettiriyordu. Yani ben buranın ağasıyım diyordu kuvvet olarak. İşte zaten topla yeteneklerinin iyi olup bu da varsa büyük takımlarla 8 numaraya dönüşme şansınız daha fazla oluyor. Oyun ee, oyunun içindeki hareketliliği çok iyiydi. Ee, pas bağlantılarına girmesi çok değerliydi. Topla dribbling özelliği de var. Ve bunları 10 numara değil de 8 numara da yapmaya başlayınca daha da önemli hale geliyor. Ki Fenerbahçe'de anladığım kadarıyla aslında bu noktada yetiştiriliyor. Evet. Fatih'in fiziğini daha da geliştirmesi e, gerektiği yönünde bir düşüncesi var. O yüzden boş günlerde mesela işte fitness'e giriyor. Özel çalışmalar yapıyor. Menajeriyle şöyle bir şey yapmışlar mesela. Ee, Cihan Ercüment ile çalışıyor Tuncay Malda'nın ekibiyle. Çukurova Üniversitesi'nden e, bir vücut analizi yapmışlar buna ve raporları sürekli gidiyor, takip ediyorlar. Yani nereye geliştirmemiz lazım, neye çalışmamız lazım şeklinde. O önemli bir durum. E, Altyapıda Galatasaray var. Bu 13'lerde. Sonrasında sportif konularda anlaşmazlık yaşayıp Fenerbahçe'ye geliyorlar, sportif bir karar. U14'ten beri Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir oyuncu. O önemli bir durum. O kadar küçük yaşlardan itibaren kulübün genetiğini alması da evet. çok önemli bir durum. Adanalı ilk kez U19 takımına davet edildi hazırlık kampına. Milli takıma ilk evet, kez. Evet ben de baktım milliliği yok olmamasına şaşırmıştım. Milli takımda da biraz aslında neden daha önce alınmamış ki bu oyuncu diye bir şaşkınlık yaşandığı evet. konusunda bir duyumun var. Biraz genç milli takımda biraz ezber oluyor galiba. Evet. Genelde aynı kuşak devam ediyor. Yeni birisi eklenmiş mi diye bakılmıyor mu? Çünkü şaşırdığım evet. birçok oyuncu oluyordu benim. Evet iki, işte iki program önce şeyi anlattık. Enis testini anlattık. Evet. E, 27 gol attığı ve işte turnuvayı kazandıkları evet. sezonda alınıyorlar. Evet. Yani öyle bir ezber durumu oluyor. E yabancı dili var. Şişe konuşabiliyor. Takım içinde sizse arası çok iyi. Kamplarda onunla birlikte kalıyor. Samat da ile iyi. İşte genç Uğurkan kankası Ömer Faruk'la iyi aynı dönemden geliyor zaten. Hı hı. Sadık çift bunlar aynı menajerlik şirketinin oyuncu zaten. Sadık ona çok destek hı hı. olan bir isim. Takımdaki ilişkileri bu şekilde. Yabancı dili var dedim. E, biraz pratikle okuldaki üniversiteleri okuyarak işte konuşarak ee, bunu geliştirdiği bir durum var. İki ayağında kullanıyor dedik. Hı hı. Mesela kale arkasından şeyi denermiş sürekli. Kale arkasından gol atma. <laughs> 4-4-2 videoları, gol videoları gibi. Kale arkasından gol deniyormuş ve atmış da yani geçen şeyde kulüp hesabından da bir paylaşım oldu. Şöyle enteresan bir nokta var. U17'den U19 oynamadan A takıma geçti. Ha evet. Doğru. Öyle bir durumu var. Kasım 2020'de profesyonel sözleşme. Bu sene mesela kupada oynatılması konusunda çok plan yapılmış. Ama işte bir maçta Altay bir maçta başka bir oyuncu. Onlar Kırmızı Kalp görünce hmm. işte Ömer Faruk çıktı mesela Altay Kırmızı kart görünce. Karacabey'in maçını da hatırla. O yüzden onlar ekstra süre alamadılar hmm. orada. Ee, biraz orada daha fazla süre alması beklentisi var. Karakteri nasıldır diye bir soruşturma yaptım. Diyorlar ki vefalıdır. İşte ailesiyle, işte ekibiyle... Çok vakit geçirmeye çalışır. Futbola aşıktır. Biraz mesafelidir insanlarla, hemen böyle çok kanka olmaz. Biraz ön başta soğuk görünür ama o eşiği geçtikten sonra da çok işte değişilmezi olursun. Fikir alışverişini açık bir derler. Fatih Yiğit, Şanlı Türk için. Çok güzel bilgiler. Bir kere en güzel olan bilgi de şu. Normalde oyuncuda mesela Yusuf Yazıcı'nın şimdi bireysel antrenmanla çalıştığını, bireysel antrenörle işte fiziğini geliştirdiğini, oyunu değiştirdiğini falan bahsediyoruz ya. Oyuncunun 17 yaşındayken bunlara başlaması çok değerli. Ee, ve Fenerbahçe'nin de aslında ona değer verdiğini görüyoruz. Ee, düşünüyor gelecekte. Bu çok belli. Sürede aldı dediğin gibi. Lig maçında süre aldı. Ama yani... 12 dakika süre. Evet, o evet, evet. çok iyi. E, yani gelişimine şimdiden... Ya benim ne, ne var? Fizik. Şimdiden ona başlamasına illa yani böyle A takımda düzenli süre al, almayı beklemeden şimdiden buna başlamasına, daha güçlü bir şekilde süre alması için bir elini güçlendirecek şey olacak bu. E, o ona sol ayağını geliştirme talimatı da çok değerli. Çünkü çok dediğim gibi çok hareketli bir oyuncu. Hani sürekli bütün kanalları hareket eden, çok fazla topla buluşacak bir oyuncu olacak belli ki. E, düşünsene çok fazla topla buluşuyorsun ve sol ayağını da kullanabiliyorsun. Mesela Taylan Antalya'nın da özellikle özelliklerinden bir tanesi buydu. Fatih'i de bu sol ayağını kullanan bir oyuncu özelliği onu başka noktaya taşır. Ee, İdolü De Bruyne de onu yapabiliyor. Ee, o yüzden o da çok değerli ve süre aldığı maçta e, ben kendisini daha önceden izlemesem, izlememiş olsam da bence dikkat çekici bir yetenekti. Topu alışı, vücut dili, hareketlenişi şey gibi düşün yani bizim meslekte de. O Ses Türkiye'de böyle jüri böyle Aa diyor şarkıcı dönüyorlar ya. Bunda bir şey var ya falan diye böyle. Üçü birden dönüyor falan. Ben de öyle topu alış hissettiriyor bazı oyuncular. Yani topla sonra düşüncesi, pası yönlendirmesi sonra sana hareketlenmesi. Dedim ki topun ayağına yakışma durumu vesaire. Fatih'te kumaş var böyle alıyorsun. ya yani 10 dakikalık görüntüden bile alıyorsun ki öncesinden de biliyordum. o Olmasa bile bu çocukta iş var diyebileceğim bir yetenekti aslında. Fatih Yiğit Şanlı Türk 2003 doğumlu Fenerbahçe'nin oyuncusu orta saha. Ee, onun bilinmeyenlerini anlatmaya çalıştık. Haftanın geleceği yıldızı adayı seçimi e, Fatih umarız sakatlıksız, başarılı, gönlünden geçen e, hayatı yaşadığı bir futbol kariyeri olur. Başarılar dileyelim. Başarılar. Ve geleceğe dönüşü noktalayalım. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Volede futbol içerik arası bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.